Ya. Akşam güneşi de vuruyor. Kapı kapı dolaşıp mı okuyoruz? Şöyle vardık aslında. Baba. Aşkım. Ay, güzel. Canımın içi. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili abonelerimiz, nasılsınız? Umuyorum her şey yolundadır. Biz çok iyiyiz. Çok iyiyiz ve bahçemizde yine çalışıyoruz. Etraftaki seslerden de duyduğunuz üzere burada herkes şu an bahçesiyle ilgili çalışmaya başladı. Ya çapalıyor ya sürdürüyor. Her bahçede farklı bir iş var. Tarlamızda biliyorsunuz bahçemizde ekim dikim yapmıştık. Fakat ektikten sonra şimdi artık etrafı biraz böyle yabani otlar kapladı. Onlardan arındırmak için çapa yapacağız. Otları yolacağız. Biraz bahçede çalışacağız bugün. Hani yani ben Filiz'e çok çapa yaptırmayacağım. Sonra bana kızıyorsunuz arkadan. O da pek yerinde durmuyor. Yapmak istiyor gerçi ama ben otları çapalayacağım. Filiz de benim çapalarken yapamadığım otları daha ayrıntılı olarak temizleyecek ve bugün bahçemizi yabani otlardan temizlemiş olacağız. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Filiz anlatsın ben devam edeyim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bahçede ektiğimiz mısırlar ve fasulyeler epeyce bir boyattılar. Bahçede bir yabani ot sarmış durumda. Şimdi onları bir çapalayacağız. Daha doğrusu ağırlıklı olarak Deniz yapacak. Bana yaptırmıyor. Yarın da biraz fide alacağız. Çünkü tohumdan ektiğimiz viyollerle alakalı bir takım sıkıntılar yaşadık. Tohumlarımız çok iyi çıkmadı. Bugün yapacağımız iş yani bahçeyi tamamen bu yabani otlardan arındırmak. Birazcık da gübre bulduk. Burada bir komşumuzdan. Şu çıkmayan yerlere de yarım fasulye ekelim. Tamam. Onları ben Orak'la ya da İlven'le yaparım. Onlarla uğraşma sen. O kadar dipteş bir şey yok zaten. Aha aralarını elle yapayım ben Deniz. Ya da küçük. Aha ya da küçük şeyle. Yanlışlıkla çünkü şey fasulyeye falan vurursun kökünü. Çalışma devam ediyor. Bakın yaptıktan sonra böyle temiz kaldı. Yapılmayan taraf ise böyle ot içinde. Şöyle. Şimdi komple buraları temizliyoruz. Ben önden çapa yapıyorum. Filiz de arkadan minik benim unuttuklarımı yapıyor ve eliyle alıyor. Yorucu mu Filiz Hanım? Yani yorucu ama güzel. Biraz sıcak sadece o yüzden. Akşam güneşi de vuruyor. Evet arkadaşlar, bir çapalama gününden sonra da biz bitkin bir şekilde sizin karşınızdayız.
Biliyorsunuz arkadaşlar, daha önce viyollere tohumlar ekmiştik. Fakat o tohumlardan hiç randıman alamadık. Verim açıkçası. Alamadık. Verim alamadık. Zaten viyolde de büyümeleri durmuştu. Bahçeye alınca bir şaşırtma olur, birazcık daha yani bir boy artar, gelişim görürüz diye düşünüyorduk ama hiç öyle olmadı. Hatta tamamen gittiler. Çok minik kaldılar. Evet, tohumdan çok memnun kalmadık ve biz de bu noktada biraz elimizdeki ata tohumunu değerlendirip biraz da fide alıp bahçemizi tekrar ekeceğiz. Çünkü fasulyelerimizle mısırlarımız çok güzel şu anda. Evet. Onların arkalarına da aslında daha fazla çeşit biber, daha fazla çeşit domates aldık. Ve elimizdeki ata tohumlarını da tekrar bu sefer toprağa ekerek, daha farklı bir düzen yaparak. Ya tohumdan evet. Olduğu kanısına da biraz şöyle vardık aslında. Baba. Aşkım. Ay, canımın içi. Efendim annesi. Oh afiyet olsun elmacı. Güzelliğimizi elmaya borçluyuz değil mi kızım? Çok güzel. Öpücük vermeye. Bana burnunu öpücük. Cilveli. Cilveli misin kız? Cilveli. Yani arkadaşlar, tohumdan kaynaklandığı kanısına da aslında şöyle vardık. Tabii bizim elimizde hem ata tohum mısır vardı, beyaz süt mısır. Hem de aldığımız paketlerde biliyorsunuz mısır vardı. Her ikisini de denedik. Her ikisini de denedik arkadaşlar. Ata tohumları çıktı. Satın aldığımız tohumlar çıkmadı. Biz de dedik ki demek ki tohumlarda bir problem var. Buradan Reşat abimiz sağ olsun yardımcı oldu bize. Kapı kapı dolaştık. Deniz ve Reşat abi önde, ben kameranın arkasında. Abdülkadir'in var mı ineği? Abdülkadir'in ineği var mı? Evlağın mı? Tamam, ben oraya çıktım, oradan izinimi alırım. Burada var mı inek? Baskısı ise buradan almıştı işte. Kapı kapı dolaşıp bok örürüz. Küçükte bir köy turu atmış oluyoruz şöyle yukarıya doğru. Hemen şöyle sol tarafımda küçük bir fındık bahçesi var. Burada fındık çok fazla var zaten. Biz gübre aramaya devam ediyoruz. Neyse ki dolaşa dolaşa bulduk sonunda hayvan gübremizi. Ekimimizi bununla yapacağız. Gübre uygulaması yapacağız. Evet, bir biraz daha doğal olsun istiyoruz her şey. Farklı gübreler alıp koymadık. İşte altına şunu koy, üstüne bu gübreyi at. İşte yok bilmem kaç C300. İşte şunu koyarsan daha çok mahsul alırsın. Biz çok mahsul değil, kaliteli ve güzel. Doğal gıda almak istiyoruz. Doğal mahsul almak istiyoruz. Öncelikle kızımıza, sonra biz doğal şeyler yemek istiyoruz. Evet, zaten bahçemiz hobi bahçesi şeklinde hep düşündük. Hiçbir zaman tarımı ticari olarak düşünmedik. Gerekli alanımız da zaten yok burada. Tamamen bu işi öğrenmek için hobi amaçlı başladığımız bir şey. Ama gerçekten araştırıyoruz. Birçok konuda da hakimiz diyebilirim bir şeyler artık. Olduk. Sizden de gelen yorumlar neticesinde de aslında çok fazla şey öğreniyoruz. Evet. Ve ona göre de yol alıyoruz arkadaşlar. Bugün otları yolmamız gibi çok fazla kişi mesajlarda söyledi. Biz de bunun üstüne bir araştırma yaptık. İşte ne yapılması gerekiyor. Neticesinde bahçemizdeki otları yolduk. Yani çok söylenen, çok bahsedilen, tavsiye edilen şeyler dışında bir tane bile bir tavsiye gelmiş olsa ve o evet dedirtiyorsa bize mutlaka dikkate alıyoruz, değerlendiriyoruz zaten. Araştırmamıza neden oluyor evet. Kötü. Yani bir sorgulamamıza neden oluyor. Bakıyoruz, yapabileceğimiz bir şeyse de, imkanlarımız el veriyorsa da mutlaka uygulamaya çalışıyoruz. O yüzden her tavsiyeniz, her yorumunuz gerçekten bize güzel bir fikir oluşturuyor diyebilirim. Gördüğünüz gibi bahçemizin aslında keyfini de çıkartmaya başladık. Artık çimlerimize uzanabiliyoruz. Yakında ateş çukurumuzu yakacağız. Mia ve Bam Bam ikilisine rağmen mi diyeyim, yani çekimi devam ettirmeye çalışıyoruz. Zor şartlarda çekim yapıyoruz arkadaşlar. Biz sevgi dolu bir aileyiz. Zaten bunu anlıyorsunuzdur, bizim söylememize gerek yok. Çocuğumuz da bizi çok seviyor, hayvanlarımız da bizi çok seviyor. Şu an bıraksak emin olun tavuklar da gelir üstümüze.
Tamam, evet. Bamba mı? Tavuklar tamam, geliyor ya direkt ele böyle. Bizden kaçmayan tavuklarımız var. Bakmayın o gün ben horozu kovalıyordum. Kaçıyordu çünkü o yeni geldi, bizi evet, tanımıyor. Evet. Bizim kendi o beyaz tavuğumuz bizden kaçmıyor. Yani... Evet, benimkiler beni tanıyor. Bunlar beni tanımıyor. Bizimkiler bizi tanıyor. Mia gel, veda edeceğiz. Gel, gel aşkım. Bay bay yap. Gel bay bay yap. Gel kanalımıza abone ol. Bak drone arıyor. Mia da hep biz bay bayı drone'a yaptırıyoruz. O yüzden bay bay yap deyince havaya bakıyor ve drone arıyor. Ay evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelirken biz artık eve girelim, yemek yiyelim. Evet. Sönmezoğlu family acıktı. Biliyorsunuz bu bahçe işleri, yani köy hayatı dışında bir de bizim bir firmamız var. Onunla alakalı da kargo işlerimiz oluyor. Yani işte ev işleri, kargo işleri vesaire, günlük rutinlerimizin... Video editleri. Evet, günlük rutinlerimizi tamamlayıp bugün bahçede çapa işini hallettik. Yarın da dikim, ekim dikim işlerini halledeceğiz. Tamam, gaz devam ediyor aslında, evet. İş bitmiyor. Yani arkadaşlar şaka değil, değil mi? Ben 8.30-9'da kalkıyorum akşam. Normalde 11.30'da yatıyordum. Şu uzun süredir 3 videoya çıktığımızdan beri 2.30-3'ten önce yatamıyorum. Filiz de keza öyle. Normalde daha geç kalkıyordu. O da benimle birlikte erken kalkıyor artık. Zaten 3'te 4'te anca uyuyorlar Mia ile birlikte. Bayağı böyle action dolu ve hareketli bir evet. hayatımız oldu. Ama memnunuz biz. Hani biz şikayet etmiyoruz, yanlış anlamayın. Vallahi günler nasıl geçiyor anlamıyoruz şu anda. Evet, dolu dolu geçiyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gayet senkronize. Evet. Bugün de bizden bu kadar. Bir daha görüşünceye değin. Gelecek videoya kadar esen kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bak saatte çalışıyor. Aşağı 3. Bir tane daha çalışmaya başladı. 2. Mesela bizim elimizde hem ata tohum mısır vardı, beyaz süt mısır, hem de hem de aldığımız paketlerde biliyorsunuz mısır vardı. Her ikisini de denedik. Ya ne yapıyor böyle? Yapamıyoruz. Hızlıca. Baba sana getiriyor beni. Baba. Babam. Ne yapıyorsun ya sen? Kız cilveli. Ölürüm sen annem. Evet. Neyse, bahçemizdeki tur şu an. Mia bizi çok fazla mı? Susarken daha güzelsin deyip. Kız niye dudağımdan öpüyorsun? Mama. Aşkım. Mama. Yanaktan öp, yanaktan. Açuma. Açuma. Bugün... Aşkım. Anne, anne. Oh. Baba, baba. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Ya, konuşamayacağız. Aşkım. Aşku. Ot. Otur aşkım. Otur hadi. Kucağıma. Tamam, çok yorgun. Hayır, hayır. Geç bu tarafa, geç arkaya. Çok yorgun. Ay. Ah. Atacağım bunu, atamam ben. Mia gitti, bambam geldi. Nöbet tamam, devraldı. Gel otur, 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 otur. Tamam, tamam oğlum, tamam. Yalama beni, çok sıcak zaten. Nefes nefeseyim, deniz yetişemiyorum size zaten. Mia hayır, Mia, Mia. Mia gel. Kamera kendi gözüm gülüyor. Mia. Bak Mia, küserim Mia. Ama. Ha tamam.